Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir video ile karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar bölüm 4'teyiz. Ares'teyiz. Sıfırdan premiumsuz okçumuzu açtık ve hiçbir oyuna 1 TL bile yatırmadan çarımız ne kadar ilerleyebilecek? Günlük 2-3 saat, 1 saat, 3 saat oynayabilen insanlar için, merak edenler için, yani çok aşırı vakit harcamadan günde bulduğumuz boşluklarla oyunda nereye kadar gidebileceğiz bunu gösteriyoruz. Şimdi 4. bölümümüzde Luferson'da şu kart Melverick'le şu Marauder Merchant Saimir'a bir göz atalım. Yine ne görevler var, görevlerle ne alacağız. Shadow Shaker 15 tane, Shaker Shadow keselim abi. Sabertooth. Aslında şunlar normalde baktığınızda zaman kaybı ama yine de biz görevleri gösteriyoruz. Ne yapabiliriz bunu gösteriyoruz. O yüzden yapacağız sıradan. İnşallah slotlar dolu değildir. Şu tarz görevler güzel. Niye derseniz bunlar hem para hem de pot vereceği için biz belli bir evvelden sonra pota aç olacağız abi. Pot yetmeyecek. Okçuyuz çünkü. Çok iyi bir damage atamayacağımız için elimizdeki silahla şu an en azından çok fazla pot harcayabiliriz. Elma ihtiyacımız çok fazla ama elmayı bulamıyoruz. Yine Ork Talisman şunlar zor düşüyor. Aslında bu ezik görevlerin, bu itemlerin zor düşmesi biraz saçma bana göre. Çünkü şu mesela şunun için çok zaman harcıyorsunuz. Yine Lord Ork'larda keza öyle. Ki bunları satmak için bazen slotlardan çıkmayanlar olabiliyor. Hani bu tip görevleri de hani genelini elmaya çevirdiler Moradon'da mesela. Bunları da elmaya çevrilse ya da o itemleri biraz daha basit düşecek şekilde ayarlasalar bence şahsen iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi bu iki NPC'den görevleri aldık. Hem rehber tarzında hem merak edenler adına video çektiğimiz için. Şimdi soru işaretlerinden sırayla görevleri alıyoruz arkadaşlar. Yalnız şöyle de bir durum var. Mesela şu Admisor Helga, bu chat görevi, bunu almayacağız. Yine Kaptan Fargo'da birkaç tane yapacağımız var. Buradan şunu alalım. Harita görevi. Şunlar içeri girdiğiniz zaman mesela şuydu galiba, silah görevi. Aynen. Şimdi şuna bir gideyim. Bu silah için en azından 100 ataklı içeri çekti. Bunu tamamlayalım, silahımızı alalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Kestik çıktık arkadaşlar. Orada bu arada girdiğiniz zaman içeri en son boss'u kestiğinizde şunu atmıyor. Bunu dışarı ışınlandığınız zaman otomatik geliyor. Yani kutudan bu düşmedi diye panik yapmayın. Gelin görevi verin buraya. Şimdi 75 ataklı bir bow varken elimizde kral olacağız abi. 100 ataklı bow aldık. 100k'da para aldık. Şimdi para bizim için önemli olmaya başladı. Biraz önce bahsetmiştim. Artık pot içmeye başlıyoruz. Şunu yakalım bu arada. Atağımız ne olacak? 510, 680, güzel. Şunu da yakalım. Nasıl olsa bir tane ezik bow alacağız. Şimdi burada hero bardır bilmem ne vesaire, vesaire diyor. Bu BDV'ye girip çıktığınızda bunu verebilirsiniz. Şu an almaya gerek yok. BDV kağıdı veriyorsunuz. Şunlar da gez diyor haritayı. Yani çok takılmanız gereken bir şey değil şu an için. ESC'ye basalım. Geçtik. Oyunu tanıtıyor. Ve geldik şuraya arkadaşlar. Burada şu Imperial Palace Guard Verka diyor. Hornet kes diyor. 30 tane Hornet'e 4 milyon X güzel. Yine Haunga varıyor için şunun için güzel. Eksi de güzel bu arada. Grey Ozzy parası güzel. 40 tane olması kötü. Şunu dediğim gibi Admisor Helga'yı almayacağız. Çünkü orası chat görevi. Onu bütün görevleri bitirdikten sonra chat görevlerine ayrı bir pencerede bakacağız. Tionet'i getirirseniz 2 tane de buraya bu görev var. Bunu da aldık. Ve şimdi arkadaşlar bu biraz uzun sürecek bu videonun tamamlanması büyük ihtimal. Çünkü çok görev aldık. Ben sıradan başlayacağım kesmeye. Moblara yine şeye gittiğimiz zaman zombilerin girişinde 2 görev daha var. Orada da göstereceğim o görevin NPC'sini. Şimdi ben şuradan başlayayım. Sıradan sol baştan say diye hesabı görevleri bitirip teslim ederken görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar o kadar pot pot diye bağırdım. Pot almadan gidiyorum. Şuradan üstüme bir pot stoğu yapayım. Paramızın birazını harcayacağız. Kutuyu şu an için kenarda tutuyorum. 200 tane şundan alalım. 50 tane de şundan, hatta ondan da 75 tane alayım. Potu bir manayı yükseltelim. 400k'mız gitti. Gidemiyor. Neden? Üstümüzün ağırlığı yetmedi. 150 tane, 50 tane diyelim. Şimdilik hostese gidip gelmeyeyim. Şimdilik 300k pota harcadık. Keselim, sonra görüşelim. Şimdi gezerken arkadaşlar aklıma şu geldi. Oyunun en vahşi ve en gereksiz canavar Megarodon. Şimdi arkadaşlar Megarodon'un tarihine bakacak olursak milattan önce 8700 yılında
mastodonlarla eşleşip de Glutton'dan doğan bir canlıdır. Ama burada Knight'ta hiçbir varlığa faydası olmayan ve halen değişmeyen bir arkadaşımız. Şimdi kutuyu kestik. Kısa kamu spotunun üstünden kutuyu kestik. Neyse mobu kestik. İstinden diyemedim bak, heyecan yaptım. İçinden de düşen bu arkadaşlar. 665k. Şimdi yıllardır bu Stegodon ve bunları, az önce kestiğimiz Megalodon'u, Mastodon'u kesiyoruz. Sürekli görüyoruz bu arkadaşın çok iri yarı bir şey ama hiçbir şey yaramadığını herkes biliyor. Neden bunlar değiştirilmediğini merak ediyorum. Yani en azından bir görevi olsun veya kaldırılsın ya da o güzel yeşil yaratık bir büyütülüp farklı bir boss olarak karşımıza çıksın diye umut edebilirim aslında. Şimdi ben istediği itemleri toplayayım, görevin sonra devam edelim. Çok konuşmayalım, başkalarını da kızdırmayalım, herkese iyi oyunlar. Şimdi az önce Scout Reporting diye bir görev almıştık. Onun mobları da burada solda. Forget şeyden almıştık. Neydi lan adı? Adamın unuttum. Her neyse. Buna geldiğimizde 3 tane Scout'u kestikten sonra haritayı topluyoruz. Şuna da Accept diyoruz. Sonra bize bir tane daha harita veriyor. Onu da burada bilmeyenler için not ekleyelim. Şu harita görevi de. O da tamamdır. Şimdi devam edelim kesmeye. Evet arkadaşlar, şimdi geldik zombilerin girişe. Burada da şu hafif yarı giyinik yarı soyunuk amcaya sağlık yaptık. Rod Deneyes diyor, 15 tane kes diyor. Ondan sonra da batalyon 20 tane kes diyor. Bu görevleri de aldık. Şimdi burada batalyonları zaten içinden çıkan kağıt için kesecektik. 3 tane toplayacağız. Yine Rod Deneyes'i de gözü için kesecektik. Kesip bitirelim. Görevlerin yarısı bitti sayılır. Tom'dan aldığımız hepsini teslim ederken görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi buradaki görevleri bitirdik. Zombi girişindeki. Yalnız şöyle bir durum var. Şimdi premium olmadığı için harbiden çok sıkıntı çekiyoruz. Mentorumuz dolu diyor. Şunu içersek yer açılır mı? Lan yine mi yetmedi? Şimdi sıkıntımız ne? Şunu yakayım abi. Bitter bana PS. Nasıl olsa monster'a çok gireceğiz. Şunu bir giyelim. Burada itemi düşürdüm. İtem düştükten sonra bunu yakayım abi. Bow yandı. Tavuna gitmedim. Niye gitmedim derseniz arkadaşlar, bir tane daha şundan düşürmek için 10-15 dakikadır kesiyorum. Atmadı. İnat ediyor. Ben de inat ettim. Tavuna gitmedim. Şimdi şurada bir tane daha atayım bakayım. Şanslıysam atar. Video kaydında utanır da atar belki. Yani premium yok diye görev itemi işte az önce bahsetmiştim. Bu kadar sıkıntı düşmesi, yani ciddi manada şu görev yapacak adamı oyundan yani anlık olarak bir anda böyle soğutuveriyor. Ya arkadaş, vereceğin happy topu 1 milyon 2 milyon x. Yani pazardan da alasım gelmiyor. Niye derseniz arkadaşlar, zaten premiumsuz oyuncu için gösteriyoruz. Paramız yok. Yani server 2'den pazardan alalım desek şunu da keseceğim. Çıkmazsa o görevi sonra düşerse bir daha öyle yapacağım arkadaşlar. Pazara gittiğinizde tanesi 50k 100k para istiyor. Zaten görevden vereceği eksi 2 milyon, vereceği para 100k. Yani pot parasını zor denkliyoruz premiumsuz olduğumuz için. Gidip ona o kadar vermek mantıklı gelmiyor. Bakayım bu da attı, attı, atmadı. Evet, biz bir town alalım abi. Town is back. Ne dedik lan? İngilizcem müthiş. Arada sırada böyle coşturuyorum. 46.000 joins. Oğlum sen ne diyorsun lan? Senin tefeden tüfeden haberin yok herhalde. O kadar paraya biz repair yaparsak çarı neyle geçindireceğiz lan? Pot paramız yok. Şimdi şunu yaptık. 26k para geldi arkadaşlar. Yaptığımız, düşürdüğümüz itemlerden. Yaptığımız ne lan? Konuşamıyorum ben bugün niye? Şimdi şunu yaktık. Şu yedekte dursun. Neden diyecek olursanız bow yandığında, ben bugün harbiden konuşmayı unuttum. Bow yandığında az önceki gibi Çin işkencesi çekmemek için yedekte bir tane bulundurun. Dex 6. Abi şimdi defans için bunları giymeyeceğim. Daha bunların hiçbirini kesmemişiz bu arada. Round kampa gidip şuradan şu 1, şu 2, şu 3 bitenleri bir yapalım en azından da. 55 olduk nihayet. 55 olmak demek 5'li ok açmak demek. Şimdi şunlara hiç girmiyorum. Bunlar ekosistem search merch bir şeyler. Niye girmiyorum derseniz, açık olanları bitireceğim. Bunları ekstradan önce bir aldığımız görevleri bitirelim. Bunlar yüksek hex veriyor. Alan Sweet istemenin bir değişikliği oldu. Tekme atıyor. Şimdi hango varıyor. Ağaca mı atacaksın? Teşekkürler canım benim. Şunları da bir verelim. Onlardan da eksimizi alalım. Bu arada 55'i verelim. 36 niye verdim Explorer'a ben? Neyse. Abi şimdi şuraya şunu koyduk. Şu
şöyle yaptık. Dur, 5'liyi 2'ye atayım. Gel çünkü 2'den alışkın. Ne koymuşuz? Ne koydun lan kafana? Pot alacağız. Dur abi, orası bir dursun, onu ben ayarlarım. Şimdi videoda onu ayarlamayayım, uzatmayayım işi. Şurada şu an için alacağımız yok. Şuna geldik. Adama bak. Rebirt'i kasmış, utanmamış. Bir de Rebirt'in üstüne 6 mı 7 mi gidiyor. Gidiyor, helal olsun. Böyle olmak istiyorsanız premiumsuz oynayamazsınız. Oynarsanız da aylar, belki yıllar, belki ömür yetmez. Dex'i verdik. Şimdi ne yaptık? Görevleri verdik tamamladığımızı. Evet arkadaşlar, şimdi ben potlarımı tamamlayayım. Görevlerden gelen paralarla 1.6K oldu. Şunu da giyelim. Fena değil. Şu görev itemlerinden ne bulursam bu arada alıyorum üstüme. Çünkü bunlar lazım olacak. Üstüme ben hostese atacağım. Bunlar niye lazım olacak? Chat görevlerine geçtiğimizde vesairede şunları hep toplamak gerekecek. O yüzden şimdiden keserken düşenleri topluyorum üstüme. Siz de eğer ki bilmiyorsanız toplayın, oyuna yeni başladıysanız. Ne düşüyorsa alın, hostese atın. Lazım olduğunda gidip tekrar düşürmeye çabalamayın. Mesela şu tarz itemler, bunları ben 5K'dan şu an atıyorum beklememek için ama siz bunu düşürdünüz, atıyorum çok var, 20, 30, 40, 50 tane biriktirdiniz. Fantazi olsun, pazara git, bırakın kenara bir işiniz olmadığında. 5K değil de siz 6.5K'dan 7K'dan koyun. 500 join için, 1K join için bunları sizden alıp premiumlu birisi satabilir. O yüzden biraz daha fazla para için yine öyle yapabilirsiniz. Şu da öyle, bunları atmayın, pazarda satarsınız. Durduralım, devam edelim. Görevlere devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Lardork'tan 7 tane ork talisman düşüreceğiz. Biraz sıkıntılı ama şurada da gelmişken, normalde burası Lüfer değil ama Belluada da şu var. Hani bu 100.000 join, 850.000 X için şunu çok değerlendirmeye edebiliriz. Yedek silah olarak kullanacağız. Bunu da alıyorum buradan. En azından şimdi 7 tane Lardork'lardan talisman düşürmeye uğraşırken herhalde bir 50 tane belki 100 tane Lardork keseriz. O yüzden bu görevde aradan çıksın diye bunu burada aldım. Onun da bilgisini vereyim. Devam edelim. Lardork'u da kestikten sonra görevleri vereceğiz. Evet arkadaşlar, tahmini olarak bir 20-25 dakika geçtikten sonra 7 tane Lardork'tan ork talisman düşürebildik. Premiumsuz ne olur serimizde? Premiumsuz ne yaparız serimizde? Oy, yoruldum arkadaşlar. Şu an pot kalmadı. Üstümüze düşenler var. Şimdi şu Tion Mit görevi var. Bunu şu an için iptal ediyorum. Abandon diyor. Aban gitsin dedi. Ona abandım arkadaşlar. Çünkü Lardork 20-25 dakika uğraştırdı ki Tion daha sıkıntılı. Tion'da şimdi gidip de bir iki tane Tion eti için belki yarım saat uğraşmak. Bazen şansa 2 dakikada da düşebiliyor. O ayrı bir şey ama benim şu anki şansıma göre bayağı bir uğraştırır. Şimdi 57K çöplerden aldık. 34K'yı repair'e verdik ki öbürlerine bir şey olmamış. Şunu yapalım. Hem şu bow'umuz gelsin hem de 100.000 join'le ufak da olsa eksimiz gelsin. Şimdi town attık. Burası zaten hesapta yoktu. Burayı Lardork kesiyoruz diye yaptık. Şimdi kafalığımız zaten dex 10'du. Bu işe yaramaz. Satarız. 10K 20K ne para verirse. 100K da buradan aldık. Yine kırmızı manamız ve potumuz geldi. Belli bir süre daha bizi götürecek olan parasız olarak bizim hilt'ımız yetmez. Zaten şu an çitini giymeye. Şunu da verelim. 1 milyon join, pardon, X aldık. 100.000 join'le yine 2.250 diyelim. Bir 100.000 join daha aldık. Paramız ne oldu? 2.137K paramız oldu arkadaşlar. Şu an için fena değil. Hani 54-55 level'e geldik. 56 olacağız. Kaç milyon X'imiz kalmış? 2-2.5 milyon X kalmış. Yani şöyle ki eğer ki Tion görevinde yapmış olsaydık 56 leveldik. Ama Tion hak verirseniz ki bayağı bir sıkıntı çektiriyor. Şimdi bu Grey Ozzy var. Pardon, bu arada durun arkadaşlar, heyecan yok, relax, ama atlayamayız herhalde. Grey Ozzy vermemişiz. Daha para 2.5 milyon falan olacak. Yalnız belki 300-500K eksik kalır level atlamamıza. 98.05. Aynen, şimdi biz Tion'u da vermiş olsaydık level atlamış olacaktık arkadaşlar. Şurada anahtar görevi 60'larda açılıyordu ama bir bakayım açılmamış şu an için. Şimdi Luferson Town'daki görevlerin hepsini bitirdik. Sadece dediğim gibi Tion eti kaldı. Tion etini de Tion görevleri var. İlerleyen görevlerde chat görevi olsun vesaire olsun. Orada düşürdüğümüz zaman onu ekstradan yaparız. Şunları alacağım. Bunları
Şu anda değil arkadaşlar. Bu videoda yapmayacağım. Bir sonraki seride yapacağım. Bu ekosistem search dediğimiz, artık bunlarda 25'er 30'ar milyon X veriyor. Yani EX. Bunları yaptığımız zaman arkasına anahtar görevi açılır. Şurada. Büyük ihtimal onları bitirdiğimizde 58-59 oluruz. Şurayı yaptığımızda. Sonrasında anahtar görevini de yaparız. Lufersan Town'u bitirmiş oluruz. Town'daki görevlerin hepsi biter. Sonrasında diğer haritalara geçeriz ve bölümümüz devam eder arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik. Oynama süremize bakalım ne kadar olmuş. Açivden 3 saat 39 dakika şu ana kadar oynamışız. Ben bu 3 saat 39 dakikanın bir 20-25 dakikasını çıkıyorum. Niye derseniz arada bir 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika el dinlendirdiğimiz, soluklandığımız yerler oldu. Yani bir 20-25 dakikasını saymayabilirsiniz. 3 saat 10 dakika deyin siz buna. 3 saat 10 dakikanın da ortalama olarak yarım saatte 40 dakikası çok rahat şeye geçti arkadaşlar. Bu ufak tefek görev itemlerini toplamaya geçti. Yani kısaca 3,5 saatte şu an biz 55 level olduk. 56'ya %2'miz kaldı. Hatta 56 level olduk diyebiliriz. Para olarak ne kazandık şu an? İnventörümüzde 2.4 2,5 milyon paramız var. Yedekte bir tane bow'umuz var yine. Elimizde 100 ataklı görev bow'umuz var. Takılarımızı almadık daha. Takılar var. Unique çöp item diye tabir ettiğimiz görevlerden gelen, onları alacağız. Yine diğer haritalara geçtik mi zırhları da değiştireceğiz. Şu an için burada noktalıyoruz. İkinci kutuyu da aldıktan sonra kutuları düşünürüz. Satacağız mı, kıracağız mı? Ona da bakarız. İkinci kutuda yine Belluada görev var. Grail görevi. Yeni bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımıza bol yorum ve beğeni de eksik etmeyelim. Herkese